Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir pazar sabahına kalktık ve halı silmek için oturdum. Ama halı silmeden önce de bir sürü neler yapıldığına şöyle bir baktım. Ben de size tek tek bu ürünleri halıda hangisi ne kadar çok çıkarıyor göstermek istedim arkadaşlar. Beyaz sirkemiz var. Elma sirkemiz var. Elma sirkesini neden pet şişeye koydunuz diye böyle yorumlar aldım arkadaşlar. Pet şişeye koyduğum elma sirkesini ben temizlik için kullanıyorum. Onu belirtmek istiyorum. Hamur kabartma tozu, buğday nişastası ve bir adet de Arap sabunum var arkadaşlar. Şimdi size yaparak hangisinin ne kadar iyi çıkardığını göstermek istiyorum. Şimdi elimde bir kahvem var. Evet, kızım verecek. Bu arada burada kızım var. Bir kahvem var. Bir de çayım var. Evet. Şimdi kızımdan rica ediyorum. En çok sevdiği şeyi yapacak şimdi. Buraya biraz kahve döker misin Hatice? Evet. Hepsini döktü. Az az dökecektin ki gösterecektik, değil mi? Neyse, bunu yapalım öyle. Şimdi biraz çay dökelim. Az az dökmemiz gerekiyor. Az az biraz şuraya dök. Evet, tamam. Biraz şuraya dök. Kahvemiz tek oldu ama çayımızı artık yaparız. Biraz da buraya. Tamam. Biraz da buraya dökelim. Evet, leş gibi bir halım oldu görüyorsunuz arkadaşlar. Çay, kahve. Gerçekten çekilmez. Şimdi ne yapalım? Şuradaki kahve çok fazla oldu. Eğer bunu bir şeyler çıkarırsa gerçekten arkadaşlar kullanabilirsiniz. Çünkü ben bu kadar fazla kahve dökmeyecektim. O zaman önce kahveden başlayalım. Şimdi şöyle bir şey dendi. Hemen bunun üstüne karbonat döker misin kızım? Evet, biraz karbonat dökelim. Ama dökemedin. Biraz karbonat dökelim. Evet. Bir tane bir şey uygulayayım. Biraz buraya karbonat dökelim. Tamam, iki yere karbonat döktük. Sonra iki yere de hamur kabartma tozu dökelim. Dökelim. Evet. Yok yok, oraya şey yapma. İki yere de hamur kabartma tozu dökelim. Evet, döktük. Şimdi bir yere de, evet, şuraya da biraz dökelim. Bir yere de buğday nişastamız var arkadaşlar. Bundan biraz dökelim. İçinden birazcık şöyle yapabiliriz kızım. Tamam. Evet. Biraz oraya döker misin? Evet. 5 yaşında Hatice ve ben tabii temizlik yaparken hep bu haldeyim arkadaşlar. Buraya da buğday nişastası döktük. Bir yandan da onu yalıyor. Evet, şimdi ne yapmıştık? Buraya karbonat döktük. Buraya karbonat döktük. Buralara, şuraya ve şuraya hamur kabartma tozu döktük. Buraya da nişasta döktük arkadaşlar. Şimdi buralara da biraz elma sirkesi kullanalım. Bunu dökmen çok zor bebeğim. Şimdi şuraya elma sirkesi kullanalım. Oh, çok güzel kabardı bile. Buraya da elma sirkesi kullanalım. Ben de. Ama şunu söyleyeyim mi? Elma sirkesini çıkaramayacağı hiçbir şey yok. Görüldüğü gibi. Dur. Biraz da buraya. Elma sirkesini evde eksik etmeyelim arkadaşlar. Şuraya da sadece elma sirkesi dökeyim bakayım. O kadar ucu çıkmış. Şimdi tek tek lekelerimize bakalım. Elimize şunu alalım. Bir dakika kızım. Bir dakika. Şu en kötü lekeyi çıkarıyorsa her şeyi çıkarır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Annem. Annem lütfen. Evet. Biraz daha buraya elma sirkesi dökelim. Bekleyelim. Bekleyelim.
Biraz beklememiz lazım. Tamam mı? Tamam. Videoyu da kesmek istemiyorum. Tamam. Çünkü kızımla şu uğraşlarımızı da sizi yormak istemedim ama şu lekenin de çıkabileceğine bir dakika. Evet. Leke gerçekten çıkıyor elma sirkesiyle beraber. Ya. Bu kötü. Ben. Derinlemesine bir kir. Arkadaşlar. Şunlara bakalım. Şu kirlere bakalım peki. Ben. Evet, bunlar çok hızlı gitti. Gerçekten bunlar çok hızlı gitti bunlarla. O zaman bu lekenin üstüne ne koyayım biraz? Karbonat koyalım bakalım biraz da. Kızımla ne koyduğumu da unuttum ben. Kirlere. Evet. O kötü lekeyi geçirdik arkadaşlar. Biraz da buraya kabartma tozunu. Gerçekten güzel bir özelliği varmış. Bunu anladık. Evet, bu şekilde. Anne, bunun içine bir şey koydun mu? Hayır, o kabartma tozu anneciğim. İğrenç. Evet. Anne, sade yiyince iğrenç. Tabii ki. Yani sen neden yiyorsun ki kabartma tozunu sade? Tabii ki yenmez. Arkadaşlar böyle. Yani şöyle diyebilirim özetle. Çünkü kafalar karıştı, farkındayım. En güzel temizlik yöntemi arkadaşlar, karbonatı döküyoruz. Üzerine en güzeli şu şekilde. Karbonatı döküyoruz. Üzerine hamur kabartma tozunu da döküyoruz. Şu anda gördüğüm kadarıyla en güzeli bu şekilde arkadaşlar. Ve sirkeyi de üstüne döküyoruz. Şu anda gördüğümüz en güzel temizlik yöntemi bu şekilde. Ben bir de Arap sabununu denemek istiyorum arkadaşlar. Arap sabununun da çok etkisi var. Yine aynı şekilde. Ben. Şuraya çok az bir çay dökelim. Çay döktük ama muhakkak üstüne ya hamur kabartma tozu ya da lütfen karbonat dökelim. Bu ikisinin etkili olduğunu ben şu anda gördüm arkadaşlar. Yanlış yere döktük. Evet. Zaten şu anda karbonat onu çekiyor. Bu karbonatın yerine dediğim gibi hamur kabartma tozu da olabilir. Şimdi ben bunu birazcık böyle alayım. Şimdi biraz Arap sabunu dökebilir misin Hatice? Tamam, yeterli. Çok döktün. Çok döktün. Ama her şeyi çok döküyorsun kızım. Biraz böyle yapalım. Boş. Aa, gerçekten bu da çok etkili arkadaşlar. Bu da çok etkili. Evet, o zaman özet olarak ne diyoruz? Evet, buraya dökmüştük. Halı gerçekten çok güzel oldu. Özet olarak ne diyelim arkadaşlar? Şunu diyelim. Evimizde halımız kirlendiyse, evimizde karbonatımızın, elma sirkemizin olması yeterli. Yoksa Arap sabunu kullanmamız ve karbonat dökmemiz, karbonat da yoksa hamur kabartma tozundan dökmemiz yeterli arkadaşlar. Bu videoyu alternatif ne yapabiliriz diye çektim. Siz de evinizde kahve, çay, herhangi bir şey eğer dökülürse hiç endişe etmeyin. Bu ürünleriniz varsa çıkarıyor ama tek bir şekilde değil. Önce karbonat ve kabartma tozu diye düşünüyorum. Evinizden Arap sabununu da eksik etmeyin. Elma sirkesine gelince her şeyi derde deva. Gerçekten her temizliğe
Dörtte dört, kesinlikle garanti veriyorum. Sevgi ve saygılarımla hoşça kalın, mutlu kalın. Abone olmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çok zor bir video çekimiydi ama sizleri bu konuda bilgilendirmek istedim. Evinizde bu ürünler varsa temizlik vardır demek. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.